tabii söz konusu bizim açıklamalar olunca haksızlık, hukuksuzluklar oluyor genelde. Bu sefer de yeni birisiyle yine karşınızdayız. Bugün de örneğine çok az rastlanılan bir durumla karşı karşıyayız. Sadece bize uygulanan, bugüne kadar uygulanılmamış bir yöntemle, bir gaspla karşı deniyor. Daha önce kayyumlar aracılığıyla yapılan bu darbe şimdi yargı eliyle, mevcut yasalar eliyle yapılmaya çalışılıyor. Van halkı büyük bir özveriyle, büyük bir çabayla birlikte başta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim yerinin tamamını almıştır. Belli ki bu birilerini rahatsız etti, rahatsız ediyor. Şimdi Adalet Bakanlığı eliyle birlikte bu halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Bu bir siyasi darbedir. Buna son verilmesi gerekiyor. Yaklaşık 2 dönemdir Kürt halkının iradesine atanan kayyumların sonucunu gördük. Kaybedenler kayyumcu zihniyet oldu. Kayyum atayanlar oldu. Kazanan yine halkımız oldu. Kayyum atanan bütün belediyelerimizdeki kayyumları gönderdiler. Demek ki kayyum atmakla, iradesini gasp etmekle, ikili bir hukuk atmakla aslında toplumun iradesi, talepleri, istemleri değiştirilemiyor. Aslında hukuk hükümleri çok açıktır. Zeydan Başkanımız başvurmuştur. İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiştir başvurusu. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları açıklarken de kendisini aday olarak göstermiştir. Herhangi bir engel olmamıştır. 2 günlük itiraz sürecinde de başta iktidar Adalet Bakanlığı olmak üzere kimse itiraz etmemiştir. Dolayısıyla YSK'nın vermiş olduğu onayla birlikte aslında adaylık süreci tamamlanmıştır. Ama daha sonra Türkiye'deki mevcut sonuçlar, özellikle Kürt halkının seçimde belli konularına seslenmek istiyoruz. Bu hile değil nedir? Bu hukukla bir halkın, Van halkının iradesini gasp etmek değil nedir? Bu seçim adısını Van halkından çıkarmak değil de nedir? Dolayısıyla bu Kürt'e düşmanlık, bu Kürt iradesine düşmanlıktan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz. Yeter. 2 dönem kayyum atadınız. Bölge halkının iradesini gasp ettiniz. Halk sizlere seçimde yanıt verdi. Şimdi başka bir biçimi de gasp etmek istiyorsunuz. Bunu eleştiriyoruz. Bunun karşısındayız. Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız. Asla Van halkının iradesini bu tür oyunlarla çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz. Daha dün Cumhurbaşkanı ne diyor? Halkın iradesine ve sandık sonuçlarına saygı duyacağız demişti. Ne oldu hemen bir gün sonra? Ne değişti? Bir gün sonra Van halkının gasp edilen iradesi, halkın iradesi değil mi? Sandık sonucu değil mi? Bu konuşmalarda acaba Cumhurbaşkanı Kürtler hariç, onların iradesi hariç mi demek istemiştir? Kendisini bir zahmet dün söylemiş olduğu sözleri tekrar hatırlaması gerektiğini belirtmek istiyoruz. İkili bir demokrasi uygulanıyor Kürt illerinde. İkili bir hukuk uygulanıyor. Artık buna yeter diyoruz, dur diyoruz. YSK üyelerini de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, hükümetin yönlendirilmesiyle nereye kadar artık karar alınacak? Van halkının iradesi seçimde ortaya çıkmıştır. Buna uymak, bunu dikkate almanın dışında başka bir seçenek yoktur. Bu siyasi bir darbedir. Bu darbe karşısında bütün Kürtler, Türkiye'deki emekçiler, yoksullar, Türkiye halkları olarak beraber duracağız. Bu siyasi darbeyi kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bu durum sadece DEM Parti'nin de sorunu değil. Vicdan sahibi, onur sahibi, İçinde biraz demokrasi kırıntısı kalmış Türkiye'de herkesin sorunudur. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sandık koyacaksın, aday YSK tarafından adaylığı resmileşecek, ilan edeceksin. Seçimi büyük bir farkla kazanacağız. olmadı diyeceksin, tanımıyorum diyeceksin. Bu sefer kayyum yerine yargı eliyle gasp etmeye çalışacaksın. Buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'deki bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, duyarlı bütün çevreleri bu siyasi darbe karşısında Van halkıyla dayanışmaya, DEM Parti ile dayanışmaya, bu haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. İtirazınızı ne zaman yapacaksınız? Değerli basın emekçileri, değerli Türkiye kamuoyu, evet biz bugün YSK'nın önündeyiz, Ankara'dayız, Türkiye'nin başkentinde tam da asıl karar mercisi olan bir noktadayız. Ve Van'da 14 belediyenin tamamını alan, Türkiye'de neredeyse eşine benzerine rastlanmamış olan bir başarı sağlanmıştır DEM Parti tarafından. Bu başarıyı hazmetmeyenler, bu başarıya adeta olacağını bilerek, bu başarının elde edileceğini bilerek, bu kumpası evveliyatında hazırladıklarına kanaat getiriyoruz bizler. Biraz önce eş başkanımızın da ifade ettiği gibi, başvurusu yapılmış, bütün denetim süreçlerinden, mekanizmalarından geçmiş, hiçbir şekilde itiraz edilmemiş ve adaylığı onanmış olan sevgili Abdullah Zeydan'ın seçimlere 24 saat 48 saat kala, Cuma akşamı 5'e 5 kala bu konu gündeme getiriliyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bakın biraz önce eş başkanımız da ifade etti. Erdoğan çıktı bu seçim hezimetinden sonra şunu açıklamıştır. Halkın iradesine saygı duyacağız demiştir. Ama öyle anlaşılıyor ki bu halk Kürt olunca, bu halk Van halkı olunca bu iradeye saygı göstermeyeceklerini Adalet Bakanlığı eliyle başlatmış olduğu bu süreçte bizler bir kez daha gördük. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Sözünüzün arkasında durun ey Erdoğan. Halkın iradesine saygı göstereceğim dediyseniz halkın iradesine saygı gösterin o zaman. Bakın Konya seçimleri gerçekleşti mesela. Konya seçmeniyle Van seçmeni arasında nasıl bir fark var acaba? Bunu sorarız. Bu farkı sözde hukuk eliyle ortadan kaldırmaya çalışmanız adeta bir siyasi darbedir. Bu siyasi darbeye ne Kürt halkı, ne Van halkı, ne Türkiye halkları, ne Türkiye'deki demokrasi güçleri asla ve asla geçit vermeyecek. Hep birlikte biz bu siyasi darbenin arkasında duracağız. İki dönem haksız ve hukuksuz bir şekilde kayyum atayarak halkın iradesini yok sayan, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran, Kürt'e, Vanlı'ya, Ahmetli'ye, Diyarbakırlı'ya sen kendini seçemezsin ve seçilemezsin vurgusunu yaparak kayyum rejimini oturtmaya çalışan anlayış şimdi böyle hukuk numaralarına başvuruyorlar. Bu siyasi bir darbedir. Altını kalın kalın çiziyoruz. İktidar bir hezimet yaşamıştır bu seçimlerde. Ve bu hezimetin intikamını DEM partililerden almaya kalkışırsa büyük yanılır. Bugün yürüttüğü siyasetin sonucudur bu hezimet. Yürüttüğü kayyumcu siyasetin sonucudur bu hezimet. Anayasayı, hukuku tanımayarak kendi kendine bir siyasi irade yaratmaya çalışıp otoriterleşen anlayışın sonucudur bu hezimet. Bu yönteme devam ederlerse, kayyum rejiminin başka versiyonlarını kararlarsa bilsinler ki bu hezimet katlanarak devam eder. Bunu bir kez daha buradan uyarıyoruz. Anı Sarayı uyarıyoruz. Adalet Bakanı'nı uyarıyoruz. YSK'nın önünden YSK'ya çağrımızı yapıyoruz. Yerel'in verdiği bu kararı tabii ki bizler itirazlarımızı gerçekleştiriyoruz şu an. Hukukçu arkadaşlarımız itirazı yazıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Biraz önce soru olarak da geldi. Bizler itirazımızı YSK'ya zaten yapıyoruz. Bu itirazın hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz. İtirazımız hukuk çerçevesinde değerlendirilmez ve mazbatası Abdullah Zeydan'a verilmezse bunun anlamı şudur. hukuksuzluğa YSK'da bir imza atmış olacaktır. Başka hukuksuzlukların önünü açacaktır. Şunu da bilsinler ki ne yerel ne Ankara'dakiler, böylesi bir hukuksuzluğa imza atanlar halkın vicdanının elinden kurtulamazlar. Sadece halkın vicdanı değil, biz DEM Parti olarak ayrıca bütün hukuki işlemleri, bu kararları, anayasaya aykırı bir şekilde bu karar verenlerin hakkında bizler de soruşturmalarımızı açacağız. Başlatacağız bunu. Ve şu bilinsin ki bu devran böyle kalmaz. Da görevli olan yetkililer bilsin ki, bakan dahil olmak üzere, bu devran döndüğü zaman tek tek halka hesap vereceklerdir. Buradan son kez çağrımızı yineliyoruz. İtirazımızın YSK tarafından hukuka bağlı bir biçimde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu talep sadece DEM Parti'nin talebi değildir. Bugün medyaya baktığımız zaman Türkiye halklarının çoğundan yüksek bir itirazın geldiğini görüyoruz. Türkiye'deki demokrasi güçlerinin her kesiminden, sağcısından solcusuna kadar, yüreği demokrasiden yana olan her insanın, vicdan sahibi olan her insanın Van halkının yanında olduğunu bugün gördük. Saray da bunu görsün, YSK da bunu görsün. Ve son kez diyoruz ki bu karardan derhal dönülmelidir. Bu karar asla nihai bir karar haline getirilmemelidir. Halkın iradesine nerede olursa olsun eşit şekilde sahip çıkılmalıdır ve buna bağlı olarak karar verilmelidir. Buradan bir kez daha Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine, Van halkının yanında olmaya, bu haksızlığı ve hukuksuzluğu toprak altına gömmeye davet ediyoruz. Kayım rejiminin bir versiyonu olan bu yöntemlerin devam etmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu konuda bütün kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Siz itirazınızı yaptınız mı? Van'dan ne zaman olacak? İtirazımız Van'dan yapıldı. İtiraz dilekçemiz hazırlanıyor şu an hukukçular tarafından. YSK'ya yarın verilecek dilekçe. Şimdi hazırlığı yapılıyor. Van'dan verilecek. Ankara'ya iletilmek üzere verilecek. Prosedür gereği. Değerli basın emekçileri, bugün parti sözcümüz de duyurdu. Biz yarın MYK'mızı Van'da topluyoruz. Değerli halklarımızla Van'da buluşacağız. Demokrasi güçleriyle Van'da buluşacağız. Bu konuda bütün demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın buradan bilinmesini isteriz. Sayın Başkan, siz Sayın Zeydan'ın 2015 yılında Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne hedef alan terör örgütü PKK'nın sözlerine, övücü sözlerine katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Ne alakası vardı acaba şu anki gündeminizde? Bunlar manipülasyon yaratmak için ortaya atılan şeyler. Abdullah Zeydan cezası verildi. Asla hukuki değildi o. Yine siyasiydi. Kobani Kumpas davası nasıl siyasi bir davaysa, bir intikam davasıysa, Abdullah Zeydan'ın yargılanma biçimi de o biçimdir. Bir intikam davasıydı ve en nihayetinde o kararlara bağlı olarak, kanunsuz olan karara bağlı olarak ceza yattı ve çıktı ve memnu haklarını iade almıştır. Biz bu tarafıyla ilgileniyoruz sürecin. Memnu haklarını aldığı halde son anda böyle bir şeyin ortaya çıkarılması bir siyasi darbedir. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İnşallah. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.